Ben Sayın Kaymakam'a şunu tavsiye ederim sizin aracılığınızda. Sayın Kaymakam, sen şehre hizmet etmekle mükellef, şehirde üretimi artırmakla, şehir insanına sahip çıkmakla mükellefsin. Sen kavganın bir tarafı değilsin. Seni Cumhurbaşkanı koruyor olabilir. Ama sen bir gece yarısı kararnameyle gidecek adamsın. Ama burada seçilmişler halkın önünde olmaya, halka hesap vermeye, kendini seçenlere hesap vermeye devam edecektir. Devlet Sungurlu'da organize sanayi bedava dağıtırken, Erva'da 30 bin liraya dönümünü verirken, Zile'de 30 bin liraya, Amasya'da 30 bin liraya dönümünü verirken, sen Ünye'de 250 bin liraya dönümünü satıp, bir de üstüne üstlük hiç kimseden 50 bin lira kaymakamlık vakfına veya yardımlaşma vakfına para toplama hakkına sahip değilsin. Ama bu iktidarda maalesef böyle oluyor. Çünkü bu iktidarın seçilmişleri kendini bunda hak görüyor. Şehrin valisi başta olmak üzere böyle yardımlar almaktan, aldıkları yardımları da kendileri dağıtmaktan büyük bir keyif alır hale geldiler. Siyasetçileri yok farz ediyorlar. Yapılan yatırımlarda siyasetçileri bile görmemezlikten geliyorlar. Şimdi AK Parti'nin 3 tane milletvekili var. Kaymakam böyle bir söz söylediğinde bu 3 milletvekilinin İrfan Başkan'ın yanında yer alıp kaymakamlığa gidip hayırdır Sayın Kaymakam, sen Ünye'ye gelecek yatırımcıyı Deli Dumrul misali kopartmaya mı talip oldun? Yoksa sen Ünye organize sanayinin bir an önce hayata geçmesiyle ilgili mi çalışman gerekir diye sorması lazım. Ama maalesef bizim siyasetçilerimiz onlar da Cumhurbaşkanı'nın bu tavrını bildikleri için bürokrata, atanmışa tabi oluyorlar. Bürokrat da kendini artık çok güçlü görüyor ve her yüksek perdeden, hatta her perdeden çok rahat konuşabiliyor. Ne demek İrfan Başkan'a seçim endişesi veya seçilme anlayışıyla, böyle bir kaygıyla böyle bir konuşma yapıyor. Senin 50 bin lira alman doğru mu yanlış mı? Sen önce onun hesabını vereceksin. Sen ne hakla bu milletten 250 bin lira dönümüne para veren iş adamından ne hakla 50 bin lira istediğini söyleyeceksin sen? Sana ne seçimden? İrfan kazanır kaybeder, Cemal kazanır kaybeder. Sen ne karışıyorsun? İrfan da Cemal de biz de bu şehirde yaşamaya devam edeceğiz. Birbirimizin tabutunu biz kaldıracağız. Cumhurbaşkanından aldığı güçle hiç kimsenin seçilmişlere hakaret etme hakkı yoktur. Dolayısıyla ben bu anlamda kaymakamı hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de takipçisi olacağım hem de İçişleri Bakanı ile bu konuyu bizzat görüşeceğim.